Ramazan'ın gelişiyle birlikte vatandaşlar iftar ve sahur sofralarında ilk tercihlerini süt ve süt ürünlerinden yana kullanıyor. Protein ve kalsiyum zengini besinler hem uzun süren tokluk sağladığı için hem de sindirimi kolaylaştırdığı için sahur sofralarının gözdesi haline geliyor. Ramazan'dan önce mi artık? Ramazan'dan kalabilir miyiz hareketli oluyor? En çok yağ mı satıyor? Ama şu anda zam beklenir. Ramazan'da süt ve süt ürünlerinde satışlarının artması tarihi kapalı çarşı esnafının da yüzünü güldürdü. Ağırlıklı süt ürünleri yani katık dediğimiz malzemelere talep tabii %300-400 oranında artmış vaziyetteydi ve bu çizgi devam ediyor şu anda. Ramazan'a bağlı olarak sahurda en çok zaten kahvaltı türü ürünler gidiyor. O da peynir, kahvaltının ham maddesi peynir ve zeytindir. Satışlarımız güzeldi. Millet de alıyordu. Geçen yıllara nazaran hani fiyattan dolayı herkes şikayetçi ama kahvaltı ürünü zaruri ihtiyaç olduğundan dolayı herkes bir taraftan da almak zorunda kaldı. Yani güzel herkes alışverişini yaptı. Bizler de satışlarımızda memnunuz. Sıkıntı görünmüyor. En çok rağbet gören bizim coğrafi konumumuzdan dolayı her zaman tereyağıdır. Yani bir Ege bölgesinde zeytinyağı nasıl değişmezse Doğu bölgesinde de her zaman tereyağıdır tabii ki. Şu an fiyatlarda herhangi bir zam beklentisi yok ama burası Türkiye'de her an her şey olabilir. Şu anda zam ürünü görünmüyor yani zamlar. Eski fiyattan devam ediyoruz. Neredeyse yani 5-6 aydır peynirlere biz daha zam yapmamışız yani. Ramazan'ın gelişiyle birlikte vatandaşlar tarafından en çok kullanılan ürün şüphesiz süt ve süt ürünleri oldu. Hem iftarda hem de sahurda en çok tüketilen ürün ise tereyağı. Peki fiyatlardaki son durum ne? Bir ova köyleri arasında yine fiyat farkı oluyor. Yani genelde şöyle diyebiliriz. Çünkü piyasada makine yağları da aktif. Yani çiftlik yağları da aktif halde satışta olduğu için bu seyir değişmekte. Ha buna rakam olarak ne diyebiliriz? 150 ile 250 arasında değişmektedir. Oruç tutan kişilerde dengeli ve sağlıklı beslenmeye yardımcı olan süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında ise değişiklik yok. Taze peynir şu an 70 lira, tereyağı 160 lira, tulum peyniri 150 lira, kaşar peyniri 150 lira, 160 lira, çökele 45 lira. Yani fiyatlar bu durumda. Tulum peyniri fiyatları 140 ile 160 arası efendim. Salamura peynirimiz 350 ile 400 arası efendim. İnek peyniri, koyun peyniri. Tereyağlar da 180 ile 190 arası efendim. Tuzlu tuzsuz fark etmiyor efendim.